Yeniden bir gidip Zeynep'le konuşabilir misin? Aa, o Volkan'ın yanına döndü mü ki? Evet. Ya ben onu görmeye gittim de pek iyi görünmüyordu. Ha, ya uğrarım tabii tabii. Hocam, siz de bir kötü gibisiniz ama lütfen yapmayın artık bunu kendinize. Konuşmayalım bu konuyu. Ayrıca sizde suç yok ki. Özlem de elinde tutsaymış nişanlısını ya. Düzgün konuşun. Şimdi de öğrencilerle mi benim dedikodumu yapıyorsun ha? Bravo sana. Renda, gidebilirsin sen de. Sıkma canını. Tamam peki. Sen kendinden eminsin. Kimin ne dediğinin bir önemi yok. Canım benim ya, akşam konuşamayacağız ama canını sıkma sen, tamam mı? Sen bugün ne giyeceğine karar ver. Ya iyi artık Fidan ya. Sen de beni o lollipop kızlardan yaptın iyice. Ha bir de oldu olacak pembe tütü giyeyim istersen. Yok öyle bir şey. Fidan! Hadi oyalanma hadi. Tamam abi. Sana bununla samimiyetini keseceksin denmedi mi? Dendi. Özür dilerim. Ben de geliyorum eve geçiyorsanız ha. Fidan sen arkaya geç. Of bana bak ha. Kardeşimi görmeye geliyorum öyle boş yapma yani. Bir zahmet kardeşini görmeye yürüyerek gidiver canım. Binme arabaya. Sana ne kızım ya? Maalesef sen de bizim evdensin ya artık. Allah Allah. Ya var git yoluna kızım, Gestapo gibi bu da başımda. Sana mı soracağım hangi arabaya bineceğimi? Ne yapıyorsan yap be. Doğukan gelmiyor mu abi? Onun işi var, bin hadi. Ha, çek bir elini. Sen nereye? Hayırdır? Anneme yardım edecektim. Gerekirse çağırır seni. Doğru aşağıya. Hadi. Bahçeye bile çıkmak yok. Hadi. Ya. Ama siz bu kızı çok sıkıyorsunuz yani. Biraz rahat bırakın. Zaten titrek bir şey. O senin gibi değil kızım. Kıracak dizine oturacak. Şimdi bu bir şey yapar. Beni katil eder. Ha, benim başım boş nasıl olsa yani. Sen bunu mu demeye çalışıyorsun? Aşk olsun ya. Ben öyle bir şey mi dedim? Sen biraz daha farklısın yani. Sen de az çakal değilsin. Ama yemezler. Yani benden uzak dur kardeşim. Benden ekmek çıkmaz sana. Ha, Elif Hoca bitti. Şimdi de sen mi geldin? Pardon. Ben bu eve istediğim zaman gelirim, kardeşimi görürüm. Kimse de buna karışamaz. Malum artık arkamızda Emir Baykara var. Yukarı çıkamazsın. Ha, sen bana diyorsun ki illa ben Emir abimi arayayım yani, öyle mi diyorsun? Peki. Zeynep'i çağırırız, buraya gelir. Şükran. Buyurun Macide Hanım. Sen Zeynep'i aşağı indir. Biz de Gül Endam'la burada biraz sohbet edelim. Peki, sohbet edelim. Malum siz zaten benim annemi en son öldürmeye kalkmıştınız. Belki onun hakkında konuşuruz. Benim zaten kafamda deli sorular var. Buyurun, merak ediyorum. Bana bak, sen ne bakıyorsun bu kıza böyle ağzı açık ayran budalası gibi? Yok ben de. Ne ödeyeceğiz? Bak, ben onu gelin diye almam. Haberin olsun. Edepsiz biri bu. Ya anla, sanki kız da hemen şey etti yani. Ay şey etmesin. Ben şey ederim. Çok şey olur. Kızım. Anne, nasıl olmuş bu? Çok güzel olmuşsun. Ya ne bileyim, çok kız işi değil mi bunlar? Sen de genç kızsın yavrum. İyi de, ya bu ben değilim ki. Esma, senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok annem. Bizim evimizde gizli saklı olmaz biliyorsun. Tabii yoktur. Tabii ki.